Artı TV'den ve Medya Kritik'ten merhaba. Bugün 22 Mart ülke ve dünya gündemiyle karşınızdayız. Cuma gününden bu yana, son yayını yaptığımız Cuma gününden bu yana baş döndürücü gelişmeler yaşadık. Cuma gecesi, Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece resmi gazete sürprizlerle doluydu. İstanbul Sözleşmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla feshedildi. Böyle yazıyordu resmi gazetedeki kararda. Yani Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Yine aynı resmi gazetede Merkez Bankası Başkanı'nın değişikliği vardı. Haberler peş peşe geldi. Daha sonra Gezi Parkı'na Vakıflar Genel Müdürlüğü eliyle el konulduğu söylendi. Kanal İstanbul'a hazine garantisi verildi. Yani olağanüstü bir hafta sonu geçirdik. Ve bütün bunların Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun mecliste gözaltına alınmasını atlamayalım. Cumartesi sabahta Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı ve daha sonra serbest bırakıldı. O soruşturmanın ayrıntılarına da değineceğiz. Ömer Faruk Gergerlioğlu da saat başına 11'de Skype hattıyla aramızda olacak. Ve iktidarın yeni bir rotaya girdiğini gösteren bütün bu gelişmeleri ele alacağız. Fatih Yaşlı, akademisyen yazar Fatih Yaşlı da bizimle olacak. İktidar yepyeni bir rotaya girdi görünüyor. Çünkü gerçekten de İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek, Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirmek gibi köklü radikal adımlar attı. Ve bunların dışta yansımaları oldu. Avrupa Birliği ve Amerika'dan yansımalar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon beklerken Amerikan Başkanı Biden'dan İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiği için sert eleştirileriyle karşılaştı. Avrupa Birliği'nin tepkileri vardı ve aslında bir iç hukuk meselesi olarak lanse ettiler İstanbul Sözleşmesi'ni. Ama İletişim Başkanlığı'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı da bütün bu tepkiler nedeniyle açıklamalar yapmak zorunda kaldı. Merkez Bankası Başkanı'nın değişimi de çok tartışıldı. Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gitmesinden bu yana ekonomide bambaşka bir yönetim vardı. Naci Ağbal Merkez Bankası Başkanlığı yapıyordu ve döviz kontrol altına alınmış görünüyordu. İşte Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesinden sonra bir döviz krizi endişesi oldu. Dövizde de bugün önemli bir yükseliş var. Ama önce bölge gündemlerine gideceğiz. İzmir'e gideceğiz. İzmir'den Tugay Can bize İzmir ve Ege bölgesi gündemini aktaracak. Günaydın Kemal Göktaş. Aslında yayını açarken senin söylediklerinden devam etmek önemli. Hafta sonu Türkiye baş döndürücü bir 48 saat yaşadı. İzmir'e de etkisi oldu elbette. Ben biraz bundan bahsetmek istiyorum. Cumartesi günü İzmir'de Nevroz kutlamaları vardı. Yağışlı havaya, olumsuz hava koşullarına rağmen İzmir'de tepki anlamında birçok insan Gündoğdu Meydanı'nı doldurdu. İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılması Cumhurbaşkanı kararıyla bu da tepkiyle karşılandı. Yine o olumsuz hava koşullarına rağmen kadınlar Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ni doldurdu. Orada da cumartesi günü saat 16'da büyük bir kalabalık vardı. İzmir oranında düşündüğümüz zaman bunları aktararak başlamış olalım. Bugün Dünya Su Günü ve İzmir'in gündemlerinden bir tanesi aslında bugün bu. Bir su zirvesi yapılacak bugün İzmir'de şu saatlerde. Gaziemir'de bulunan fuar alanında zaten programda başladı. Bir diğer önemi şu, bu su programının saat 13'te Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları da bu zirveye katılacak. 11 Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı İzmir'de olacak bugün. Hafta sonu da zaten belediye başkanları Muğla'nın Bodrum ilçesindeki pandemi, turizm ve deprem konulu toplantılarda bir araya gelmişlerdi. Bu sefer su konulu toplantıda belediye başkanları bir araya gelecek. İzmir açısından önemli çünkü su krizi bu sene eşiğine geldi İzmir. Barajların doluluk oranları ciddi anlamda korkuttu. Ardından gelen dengesiz yağışlarda aslında İzmir'i olumsuz etkiledi ki tarihin en büyük ikinci selini İzmir bu sene yaşamıştı. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Bugün saat 13'te müzisyenler Alsancak'ta bir araya gelecekler. İzmir müzisyen intiharlarıyla geçtiğimiz aylarda gündeme gelmişti. müzisyenler bugün Emek ve Demokrasi Platformu bileşenlerinin de aralarında bulunduğu bir kalabalıkla Alsancak'ta açıklama yapacaklar. Bunu da aktarmış olalım. Son olarak Muğla'ya gidelim. Muğla hafta sonu yine sallandı. Aslında CHP'li belediye başkanları deprem konulu toplantıdayken pazar sabaha karşı da Muğla açıklarında, 150 kilometre açıklarında 4.6 ve 4 büyüklüğünde de iki deprem oldu. Deprem bu bölgenin aslında bir gerçeği, burada hatırlatmakta, söylemekte fayda var. Biz zaman zaman sadece böyle iki küçük depremi hatırlıyoruz ama bu depremler şiddetlenebiliyor. Biz buradan stüdyoya bırakalım sözü yeniden. Çok teşekkürler Tugay. Evet, geçmiş olsun diyelim Muğla'lara. Ve şimdi Gergerlioğlu'yla ilgili haberlere geçelim. Biliyorsunuz Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Kocaeli Milletvekili, paylaştığı bir tweet nedeniyle bir online gazetenin web sitesinin haberini paylaşmıştı. Bu yüzden terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında dava açıldı. Bu dava sürerken milletvekili seçildi Gergerlioğlu. Normalde dokunulmazlık gereği bu davanın durması gerekiyordu. Ama anayasanın meşhur 14. maddesi var. O 14. madde devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü ile laik demokratik cumhuriyete aykırı faaliyetlerin dokunulmazlık istisnası olduğunu, milletvekili seçilmeden önce eğer hakkınızda bu durumlara ilişkin bir soruşturma varsa dokunulmazın işlemeyeceğini, davanın devam edeceğini düzenliyor. Ama işte çok muğlak bir madde ve bu madde genellikle değil herhalde tamamen HDP'li milletvekilleri için uygulandı. Anayasada ve kanunlarda hangi durumlarda dokunulmazın işlemeyeceği yazılmamasına rağmen ve anayasanın 14. maddesinde bölünmez bütünlüğe aykırı faaliyetler denilmesine rağmen bir düşünce özgürlüğü davası idi Gergerlioğlu'nun. Ve hatta kendi düşüncesi de değil, bir haberin paylaşımı. Dolayısıyla aslında davanın durması gerekiyordu. Nitekim Yargıtay üyesi de bu konuda bir şerh koymuştu davanın sonunda. Gergerlioğlu burada yargılandı, cezalandı. Yargıtay'da onadı. Tam da onama süreci onun çıplak aramayla ilgili hak ihlallerini mecliste ve dile getirme sürecine denk geldi. Ve Gergerlioğlu tüm bunlar yaşanırken Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi başvurusunun sonucunun beklenmesi gerekiyordu. O da çok yakın bir tarihte Enis Berberoğlu olayında ortaya çıkmıştı. Enis Berberoğlu'nun da kesinleşen mahkumiyeti nedeniyle vekili düşürülmüş ama Anayasa Mahkemesi o mahkumiyette hak ihlali bulunca bu defa yeniden milletvekilliği kazanmıştı. İşte bu durumun yaşanmaması için Gergerlioğlu'nun talebi Anayasa Mahkemesi başvurusunun beklenmesiydi. Beklenmedi ve Gergerlioğlu da bunu protesto etmek için mecliste adalet nöbetine başladı ve o adalet nöbetinin bitirilmesiyle ilgili Devlet Bahçeli'nin talimat gibi bir açıklaması oldu. Ondan sonra Gergerlioğlu işte gözaltına alındı. Bütün bunlara detayla konuşacağız ama önce Rize'ye gidelim. Rize'de Gentra Karafazlı bize Rize ve Doğu Karadeniz gündemini aktaracak. Evet, iyi yayınlar diliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi fesine tepki gösteren kadınları tüm ülkede sokağa indik. Kararı protesto ettik. Karadeniz'de de kadınlar Erdoğan'ın bu kararına karşı sessiz kalmadı. İlk durağımız Samsun'dan başlamak istiyorum. Samsun'da DİSK, KESK, Türk Tabipler Birliği, Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odaları Birliği adına Eğitim Sen Kadın Sekreteri Havanur Susoy yaptığı açıklamada bizden önce kadın kelimesinin adı yoktu diyenler, onlardan sonra da hiç olmasın diye istediklerinden olsa gerek gece yarısı İstanbul Sözleşmesi'ni feshettiler. Bu çekilme kararı kadın cinayetlerinin politik olduğunu kabul etmektir. Bu çekilmenin kadın katillerini, tacizleri, tecavüzcüleri daha da cesaretlendireceği açıktır. Bu karar kadına öldürsünler seni demektir. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi reddediyoruz. Tüm bu kötülüklerinize rağmen sizlere inat, biz yaşayacağız ve yaşatacağız. Ordu Kadın Platformu adına açıklama yapan Kübra Evliyaoğlu, hayatımızın tek adamın kararına bağlanmasına izin vermiyoruz. Cumhurbaşkanı kararnamesi yok hükmündedir. Milyonlarca kadının canı tek adamın BK'sına kurban edilemez. Bu sözleşmeyi biz kadınlar dişimizde, tırnağımızda, mücadelemizle kazandık. Haklarımız elimizden alınmasına, bizlere şiddete ve öldürmeye mahkum etmenize izin vermeyeceğiz. Sözleşmeden vazgeçmiyoruz. Trabzon'da oturma eylemi vardı. Trabzon'da ellerinde dövizlerle yürüyüş yapan KTÜ Kadın Kolektifi kadınlar, yaşamak istiyoruz. Erkek adaleti değil, gerçek adalet. Sözleşmeyi kaldırma, uygula sloganlar attı. Kadınlar polisin yürüyüşe müdahale etmeye çalışmasına tepki göstererek, bu memlekette kadın cinayetleri oluşken onlara müdahale etmek yerine ses çıkaran kadınlara müdahale etmeyin dedi. Kunduracılar Caddesi boyunca yürüyen kadınlar Meydan Parkı'nda bir süre oturma eylemi yaptı. Artvin Hopa'da neler oldu ona bakalım. Hopa Parkı'nda bir araya gelen kadınlar basın açıklamasını yapacağı Hopa Meydanı öncesinde polis tarafından demir bariyerlerle kapatıldı. Polisin eylemcilere yapılacak olan açıklamanın bariyerlerin içinde yapılması, aksi durumda yürüyüşe ve açıklamaya izin vermeyeceği uyarısında kadınlar İstanbul Sözleşmesi iptal kararını tanımayacağız şeklinde çeşitli sloganlar atarak karşılık verdi. Polisin uyarısına rağmen kadınlar kararınızı tanımıyoruz, İstanbul Sözleşmesi'ni bizim pankartı arkasında yürüyüşe geçti. Cami meydanına kadar yürüdü. Burada okunan basın açıklamasında İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararını tanımayacaklarını, kadın özgürlüğü mücadelesini tüm baskılara rağmen sürdüreceklerini açıkladılar. Tekrar Hopa Parkı'nda bir araya gelerek gelen kadın eylemciler eylemlerini sonlandırdılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinde protestolar vardı. Rize'nin Fındıklı ilçesinde Fındıklı Belediye Meydanı'nda toplanan Fındıklı Kadınlar İnisiyatifi bir grup kadın İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma kararını protesto etti. Fındıklı Kadınlar adına basın açıklaması yapan Can Gül Bozkurt, kadın cinayeti olmadan, şiddete maruz kalmadan geçirdiğimiz bir tek gün bile yok. Bu çekilme ilanını kadının katillerini, tacizcileri, tecavüzleri daha da cesaretlendireceği açıktır. Bu kararı tanımıyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi reddediyoruz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır ve yaşatacağız. Bu arada bugün gerçekleşecek bir eylemi duyuralım. Artvinli kadınlar İstanbul Sözleşmesi fesine tepki göstermek için bugün saat 12.30'da Artvin Otopark önünde bir eylem gerçekleştirecekler. Evet, bölgeden kadın eylemlerle ilgili aktaracaklarım bugün bunlardı. Gentra Karafazlı'ya çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin her yerinde kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını, Türkiye'nin değil daha doğrusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla sözleşmeden çekilmesini, sözleşmeyi feshetmesini kendi deyimiyle protesto ettiler. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kararının anayasaya aykırı olduğu neredeyse tüm hukukçular tarafından kabul edilmiş durumda. Aksini söyleyen çok az hukukçu var. Onlar da göbekten iktidara bağlı hukukçular. Birçok AKP'ye yakın hukukçu dahi, İzzet Özgenç örneğin Türk Ceza Kanunu yapımında önemli katkıları olmuştu ve iktidara yakın bir hukukçu olarak biliniyor. O dahi bu kararın anayasaya aykırı olduğunu söyledi ama anayasaya aykırı olduğu ittifakla kabul edilen bir karar bütün ülkeyi etkiledi. Daha da vahimi kadınların güvenliğini etkileyecek. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi önümüzdeki günlerde de daha çok tartışılacak. Biz de elimizden geldiğince buna yer vereceğiz. Şimdi Diyarbakır'a gidelim. Diyarbakır'da Bahar Kılıçgedik Diyarbakır Nevrozu'nu ve oradaki gelişmeleri aktaracak bize. Evet, Diyarbakır ve bölge kentlerindeki Nevroz kutlamalarının büyük bir coşkuyla geçtiğini belirtelim. Diyarbakır'daki Nevroz alanını yüz binlerce insan doldurdu ve alandaki mesaj iktidara HDP halktır, halk burada sloganlarıyla bir mesaj verildi. Tepki vardı. Özellikle HDP'nin kapatılma davasına karşı yurttaşların tepkisi vardı. Bunu belirtelim. Pandemiye rağmen ve kayyum yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otobüs seferleri gerçekleştirilmemesine rağmen katılım oldukça yüksekti. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar Diyarbakır Nevrozu'nda yaptığı konuşmada demokrasi güçlerine bir çağrıda bulundu ve gelin hep birlikte bu zulme ve kötülüğe karşı karşı mücadele edelim dedi. Bu halk burada olduğu sürece, Nevroz ateşi yandığı sürece hiç kimse bize boyun eğdiremez, bizlere diz çöktüremez ve halkımızdan aldığımız güçle demokratik siyaseti ısrarımızı devam ettireceğiz dedi Mithat Sancar. Gözaltılarda yaşandı Diyarbakır'da. 100'e yakın kişinin gözaltına alındığı bilgisi var. 35 kişi emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Aynı zamanda Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında bir anma etkinliği de vardı. Kemal Kurkut 2017 Nevruz'unda polis kurşunuyla öldürülmüştü ve katledildiği yerde bir anma etkinliği yapıldı. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, Kemal Kurkut'un vurulduğu noktada yaptığı konuşmada adaletsizliği burada bir kez daha haykırıyorum. Kemal'i katledenler yargıya da hesap vermedi. Kemal Kurkut'a sıkılan kurşun barışa yönelmişti dedi. Malatya'da da bir anma vardı. Kemal Kurkut'un mezarı başında anma etkinliği yapıldı ve anne Secan Kurkut ağıtlar yakıyor hala ve hala faillerin bulunmamasına tepkili ve Kemal'imi katleden kişi ceza almayana kadar ben davamdan vazgeçmeyeceğim dedi burada yaptığı konuşmada. Açlık grevi eylemleri devam ediyor. Türkiye'deki cezaevlerinde İmralı'daki tecrüde karşı başlatılan açlık grevleri 116. gününde ve süresiz ve dönüşümlü olarak devam ediyor. 24. grup devraldı açlık grevlerini. Aynı zamanda Urfa'da da bir adalet nöbeti var. Şen Yaşar ailesinin adalet nöbeti sürüyor ve 13. gününde AKP'li vekil İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınlarının saldırısından sonra eşi ve 2 çocuğunu kaybetmişti Emine Şen Yaşar. Oğlu Ferit Şen Yaşar'la birlikte Urfa Adliyesi önünde bir oturma eylemi yapıyor ve faillerin bulunmasını talep ediyor. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine karşı tepkiler devam ediyor. Bunu da belirtelim. Urfa ve Van'da da açıklamalar yapılacak bu konuya dair. Kemal, tekrar sözü sana bırakayım. Güller Bahar, Diyarbakır ve bölge gündemini aldık. Gergerlioğlu olayına dönelim. Gergerlioğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun önce vekilliğinin düşürülmesi ve ardından mecliste gözaltına alınması yine tarihi görüntüler yaşattı. Esasen 2016 yılından bu yana HDP'li vekillerin dokunulmazlıkları kaldırılmış durumda. Kimi Anayasa Mahkemesi, anayasa değişikliğiyle kaldırıldı ve gözaltına alınıp tutuklandılar. Kimisi demin bahsettiğim anayasanın 14. maddesi işletilerek dokunulmazlık işlevsiz kılındı. Leyla Güven bunlardan biriydi. Cezaevine konuldu. Vekillikleri düştü Musa Farisoğulları ile birlikte. Ve şimdi de Ömer Faruk Gergerlioğlu son halkaydı aslında. Ama Ömer Faruk Gergerlioğlu olayını diğerlerinden farklı kılan ne aldığı cezaydı. Çünkü aldığı ceza diğerlerine göre daha düşük. 2,5 yıl ceza aldı Ömer Faruk Gergerlioğlu. Kamu vicdanını çok rahatsız eden bir iddiayı dile getirmesinden sonra göstere göstere açık açık yaşanması, yani önce cezasının yargıtayca onanması ve daha sonra demin bahsettiğim Enis Berberoğlu'nun emsal kararı göz önünde olmasına rağmen vekilliğinin düşürülmesi ve Ömer Faruk Gergerlioğlu mecliste adalet nöbetine başladı. Ve sonra Bahçeli bir tweet attı, polisler gereğini yaptı. Şimdi buna dair haberimizi izleyelim. Bu konuya ve diğer haberlere devam edeceğiz. Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştür. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği 17 Mart'ta düşürüldü. Ben milletimin bağrındayım, milletimin kalbindeyim ve hiçbir yere gitmiyorum. Meclisi terk etmedi. HDP Meclis Grubu odasında adalet nöbeti başlattı. Direnişinin 5. gününde abdest almak için girdiği lavabodan gözaltına alındı. Gözaltı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yer yatağıyla beraber meclisin kapısının önüne koyulması mümkündür ve konu acildir tweetinin ardından geldi. Gergerlioğlu'nun kıyafetlerini giyip maskesini takmasına dahi izin verilmedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Biji Serok Apo şeklinde slogan atılması nedeniyle gözaltı kararı verildiğini iddia etti. Ancak HDP yayınladığı görüntülerle bu iddiayı çürüttü. Görüntülerde hiçbir slogan atılmadığı görülüyor. Milletin meclisinden zorbalıkla çıkarabilirler ama milletin kalbinden çıkaramazlar. Bunu herkes iyi bilsin. Gergerlioğlu sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden serbest bırakıldı. Dışarı çıktım ki Meclis polisleri lavaboya gelmişler. Beni bekliyorlar. Polislere dedim ki tamam alıp belki götürmek istiyorsunuz anladım ama sabah namazını kılayım, üstümün başıma giyineyim çünkü pijamalıydım. Terlik vardı ayaklarımda. Beni koşturmaya başladılar onlarca polis. O koluma giren polislerle beraber asansöre götürdüler. Ve o esnada çekiştirmeden dolayı çeşitli darplar yaşandı. Kolumda kızarıklıklar oldu. Boynumda kas ağrıları oldu. Başsavcılığın açıklamasına tepki gösterdi. Suç uydurularak çıkarıldı. Yalan attıklarını biliyorlardı. Meşru direniş hakkımızı kullanıyorduk. Suç işlediler. A'dan Z'ye tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Resmi belgelerde sahtecilik yaptılar. Resmi belgeler üzerinden toplumu kandırmaya çalıştılar. Bahçeli'nin sosyal medya paylaşımını hatırlattı. Bu ülkeyi Bahçeli yönetiyor. Bir tweet atar, sabahleyin biz meclisten gözaltına alınırız. Ülkeyi Bahçeli yönetmekle kalmıyor, Millet Meclisi'ni de Bahçeli yönetiyor. Partimize yönelik hiçbir uyduruk dava meşru siyasetimizi gölgeleyemez. HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu serbest bırakılmasının ardından Artı TV'ye değerlendirmelerde bulundu. Meclis başkanlığını da demek ki Bahçeli yönetiyor. Meclis başkanlığı diye bir şey kalmamıştır. Meclis diye bir şey kalmamıştır şu anda Türkiye'de. Çünkü güya din adına gelmişler, Allah din Kur'an derler ama işte gözaltına alınırken bir insanın sabah namazı kılmasını bile engellerler. Bu kadar din istismarcısılar. Mücadeleye devam dedi. Senaryolarından sonra serbest bırakıldım. Çünkü serbest bırakmak zorundaydılar. Çünkü onların derdi beni meclisten çıkarmaktı. Biz hakka hakikati söylemeye sonuna kadar devam edeceğiz. Gergerlioğlu'nun avukatı Kerem Altıparmak takım elbiseli bir kişinin gözaltı sırasında yapılan muameleyi ifadesinden çıkarması için baskı yaptığını, bu nedenle saatlerce serbest bırakılmadığını açıkladı. İlgili bölümü tutanağa el yazısıyla eklediklerini söyledi. Evet, Gergerlioğlu'nun gözaltına alınma hikayesi böyle. Orada bir Ankara'ya gideceğiz. Derya Okatan bize Ankara gündemini anlatacak ama bir parantez açıp bu video meselesine, görüntü meselesine değinmek lazım. Gergerlioğlu'nun gözaltına alınması Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen bir soruşturmaya dayandırıldı. Yani hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı var ama oradaki bir yakalama kararı henüz yok. Dolayısıyla gözaltına alınması, meclisten çıkarılması için planlanmış bir senaryonun parçası olduğu intibası var. Niye öyle? Çünkü öncelikle internette 2016 yılında çekildiği çok açık olan bazı görüntüler yayınlandı. Orada işte meclis koridorlarında sloganlar atıldığı görünüyordu. Ama bu 2016'da yaşanmıştı ve onunla ilgili de yargılamalar Ankara Ağır Ceza Mahkemelerinde olmuştu. Yargılamalar devam ediyordu. Ama bu görüntüler sanki Gergerlioğlu vekilliği düştükten sonra Meclis Genel Kurulu'ndan HDP grup salonuna giderken yaşanmış gibi. Troller Twitter'da özellikle bunu yayınladılar. Tabii kimse ciddiye almadı. Esasen ciddiye almamız gerekirdi. Niye ciddiye almamız gerekirdi? Çünkü açık bir yalan Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına vesile kılındı. Meclis Başkanlığı bu görüntüleri mecliste çekilmiş gibi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdi. Bunu da açıkladılar ve daha sonra savcılık da bu görüntülerdeki slogan nedeniyle terör örgütü propagandası yapıldığı gerekçesiyle Gergerlioğlu hakkında gözaltı kararı verdi. Ve Gergerlioğlu mecliste apar topar gözaltına alındı, pijamalarıyla gözaltına alındı. Burada tahkir etme, aşağılama amacı olduğu çok açık. Bütün bu senaryonun bir parçası ve Bahçeli, Gergerlioğlu'nun HDP grup salonunda yere yatak sererek yatmasına değinerek o yer yatağı kaldırılmalıdır demişti. Çok simgesel yer yatağının oradan kaldırılması ifadesi ve hemen ardından meclis başkanlığı ve polis el ele bunu yürürlüğe soktular. Video meselesi hakikaten bu tür soruşturmalarda ulaşılan bir zirve, şaşırmayacağız diyoruz her seferinde ama her seferinde daha da şaşırtıcı argümanlarla geliyorlar. İşte çok açık 2016'da çekildiği ilgili herkes tarafından bilinen bir video Gergerlioğlu'nun meclisten bu şekilde çıkarılmasına vesile kılındı. Bu da geldiğimiz nokta açısından çok hazin. Şimdi Ankara'ya gidelim. Derya Okatan'ı daha çok bekletmeyelim. Derya Okatan bize Ankara gündemini anlatacak. Günaydın Kemal Göktaş. Evet, sen HDP milletvekili Gergerlioğlu hakkındaki yeni soruşturma ile ilgili detayları paylaştın. Bir taraftan o soruşturmayı takip ediyoruz. Ama şimdi asıl olarak bir taraftan da Gergerlioğlu hakkında kesinleşmiş bir ceza var. Bu nasıl infaz edilecek? Ne zaman infaz edilecek? Bunu takip ediyoruz. Mevzuata göre öncelikle Gergerlioğlu'na bir tebliğ davet gelmesi gerekiyor. Bu tebliğden sonra 10 gün içerisinde Gergerlioğlu'nun cezaevine teslim olması gerekiyor. Henüz bu tebliğ gelmedi. Gergerlioğlu hakkında 2 yıl 6 aylık hapis cezası bulunuyor. Tabii bu süre içerisinde, yani bu davet gelene kadar Gergerlioğlu'nun eylemlerini henüz netleşmiş değil ama direnişine, eylemlerine devam etmesi bekleniyor. Ankara'da takip ettiğimiz bir diğer gündem, HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianame. İddianamenin detaylarında çok çarpıcı bilgiler var. Konunun hem hukuki hem de siyasi boyutuyla iddianamenin detayları itibariyle de takip etmeye devam ediyoruz. Mecliste bu hafta çok temel gündemlerden bir tanesi güvenlik soruşturması ile ilgili kanun teklifi olacak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanun teklifi 16 maddelik bir teklif AKP milletvekilleri tarafından hazırlanmıştı. Geçen yıl Nisan ayında İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi bu teklif. Ancak AKP içerisindeki bazı tartışmalar nedeniyle Genel Kurul'a getirilmemişti. Geçen hafta Genel Kurul'a getirileceği belirtiliyordu. O zaman da ertelendi. İşte bu hafta getiriliyor. Yarın Genel Kurul'da görüşmelerine başlanacak. Çok tartışmalı bir teklif. Zira muhalefet partileri şerh düşmüştü. Sadece anayasaya değil, anayasal düzene aykırı demişti. Hatta CHP muhalefet şerhinde kamu atamalarında güvenlik soruşturmasını ve arşiv araştırmasını zorunlu kılıyor bu kanun teklifi. Yasalaşırsa statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın milli güvenlik açısından stratejik önemde olduğu belirtilen birimlerde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Güvenlik soruşturması kişinin eşiyle birlikte birinci, hatta ikinci derece akrabalarını dahi kapsıyor. Anayasa Mahkemesi bu konuyla ilgili bir maddeyi iptal etmişti. Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması kapsamında elde edilecek bilgilerle ilgili maddeyi geçen yıl Nisan ayında kabul etmişti. Şimdi o madde özünde korunarak çok küçük bir değişiklikle yeniden teklife konuldu. En çok tartışma yaratacak maddelerden bir tanesi bu. Genel Kurul'da yarın görüşülmeye başlanacak. Tartışmalı geçmesi bekleniyor. Muhalefetin yine itirazları olacak ve hatta teklif yasalaşırsa, Genel Kurul'da kabul edilirse Anayasa Mahkemesi'ne de gidebilir tekrar. Peki bugün neler var mecliste? Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Maarif Vakfı 10. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı'na çevrim içi olarak katılarak bir konuşma yapacak. HDP milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun mecliste saat 11'de ekonomik gelişmelere dair bir basın toplantısı olacak. CHP MYK toplanıyor bugün. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Genel Merkez binasında yapılacak. Toplantının ardından CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Bu haftanın yine çok temel gündemlerinden bir tanesi AKP Kongresi. 24 Mart Çarşamba günü Ankara Spor Salonu'nda toplanacak AKP'nin 7. olan Büyük Kongresi. Kongrenin sloganı Türkiye için güven ve istikrar olarak belirlendi. AKP'nin il ve ilçe kongrelerinde yönetimler %70 oranında değişmişti. Şimdi de tabii Büyük Kongre'nin ardından Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun değişmesi, bir kısmının değişmesi bekleniyor. Kongreden sonra ise kısmi bir kabine değişikliği bekleniyor. Kemal Göktaş, Ankara'dan aktaracaklarımız şimdilik bunlar. Çok teşekkürler Derya. Şimdi HDP'nin kapatılması davasına geçelim bu vesileyle, Derya Okatan'ın yaptığı atıfla. Evet, HDP'nin kapatılması davasında süreç başlamıştı, raportör görevlendirilmişti ve HDP'nin kapatılması davasıyla ilgili cezaevindeki HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'tan önemli açıklamalar geldi. Deutsche Welle'ye konuştu. Daha doğrusu Deutsche Welle'nin sorularını yazılı yanıtladı diyelim. Selahattin Demirtaş ve iddianame ile ilgili, iddianamedeki iddialarla ilgili ve muhalefetin tavrıyla ilgili yine çarpıcı şeyler söyledi. Bir kere bütün bu iddiaların asılsız olduğunu söyledi. HDP muhalif kimliğiyle beraber demokrasi ve evrensel hukuka da tümüyle saygılıdır dedi. Kapatma davasının açılma nedeni Selahattin Demirtaş'a göre Cumhur İttifakı'na seçim kazandırmak, bütünüyle siyasi bir davadır görüşünde ve şöyle devam ediyor. Zaten MHP'nin baskısıyla açıldığı da aleni bir şekilde görüyor ve biliyoruz. Umarım Anayasa Mahkemesi bu utanç davasını reddederek demokrasiyi koruma amacına hizmet edecektir. İddianamede Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AİHM kararlarına atıflar var. Selahattin Demirtaş bunu da siyasallaşmış yargının bir icraatı olarak görüyor ve AİHM ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kararlarını işlerine geldiği şekilde yorumlayıp baskı amacıyla kullanmaları hukuk adına utançtır sözleriyle değerlendiriyor. Bu davanın hukukla uzaktan yakından alakası yok. Tümüyle siyasi amaçlarla açılmış bir davadır diyor. İnsan Hakları Eylem Planı yine Demirtaş'a yöneltilen sorulardan biri. Eylem planının Batı sermayesinin gözünü boyama amacıyla ilan edilmiş bir reform girişimi olduğunu söylüyor Demirtaş ve nitekim aynı gün başlayan ağır hak ihlallerine dikkat çekiyor. Bunun asıl niyeti ortaya çıkardığını belirtiyor ve Gergerlioğlu'na yönelik yargı ve siyaset kumpası ile HDP'yi kapatma davası reform tartışmalarının göstermelik olduğunu zaten ispatladı ifadelerini kullanıyor. HDP'ye ilişkin kapatma davasına dair bir tartışmada muhalefetin buna gösterdiği tepki, Demirtaş'a da bu soruluyor. Yani muhalefetin gösterdiği tepkinin yeterli olup olmadığı ve beklentileri soruluyor. Demirtaş'ın buna yanıtı şu: HDP'ye yönelik kapatma girişimi aslında muhalefetin tümüne yönelik bir saldırıdır. Muhalif kesimlerin bunu doğru okuyarak dayanışmayı ve işbirliğini güçlendirmesi gerekir. Kapatma girişimine karşı verilebilecek en güçlü cevap, muhalefetin demokrasi ittifakı ilan edip 4-5 temel ilkede uzlaşarak ortak mücadele kararı aldıklarını açıklamaları olacaktır. Umarım muhalefet yapay korkulara teslim olmak yerine aynı masa etrafında cesaretle toplanmayı başarır. Bu çok kritik bir çağrı. Muhalefet biçimlerine yönelik şeyleri konuşacağız ama Demirtaş'ın bu çağrısı somut bir pratik çağrısı, somut bir eylem çağrısı. Muhalefetten buna nasıl bir yanıt gelecek bekleyeceğiz, göreceğiz. HDP'ye de kapatma davasında bir siyasi yasaklar da isteniyor. Olası bir yasağın Türkiye siyasetine etkileri sorulmuş Demirtaş'a. Bu yanıt ilginç. Bunu da aynen okuduktan sonra Fatih Yaşlı'ya bağlanacağız. Onunla iktidarın yeni rotasını konuşacağız. Demirtaş siyaset yasağı durumunda ne olacağına ilişkin soruya şu yanıtı veriyor. Bizler siyaseti Harvard Üniversitesi'nin siyasal bilimler bölümünde öğrenmedik. Halkın içinden çıkmış siyasetçileriz. Bizlere yasak getirilirse halk kendi içinden binlerce yeni siyasetçi çıkarır. Ben de bir partiye üye ya da bir yere aday olmadan bu mücadelenin içinde olmaya devam edeceğim. Gençlere ve kadınlara sonsuz güveniyorum ve herkes şundan emin olsun ki bu hukuk dışı saldırılardan büyüyerek, güçlenerek çıkacağız. Son olarak Demirtaş, MHP'nin rolüne ilişkinde MHP bizim için yok hükmündedir, yapılanların sorumluluğu AKP'dedir diyor. Ve hani bazı yazarların MHP'nin buradaki olası MHP'nin buradaki etkisini birincileştirmesine de itiraz ediyor. Sorumluluğun adresinin AKP olduğunu ifade ediyor. Evet, Fatih Yaşlı hattımızda Skype'la bağlanıyor. Fatih merhaba. Merhaba Kemal, iyi yayınlar. Teşekkürler, hoş geldin. Fatih izleyebilir mi bilmiyorum ama biz yayının başından itibaren bu bir tür şok haftası, hafta sonu diyelim, ard arda yeni hamleler geldi. Tabii bir süredir devam ediyor ama işte Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi, hadi o rutin HDP'li vekillere yönelik uygulamaların bir devamı olarak görsek bile HDP'nin kapatılması davası, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi, Merkez Bankası Başkanı'nın değiştirilmesi, Gezi Parkı'na Vakıflar Genel Müdürlüğü eliyle el konulması, Kanal İstanbul'a hazine garantisi verilmesi gibi iktidar çok böyle temel konularda radikal denebilecek adımlar attı. Sence bunlar tesadüf olabilir mi ardarda gelmesi? Değilse iktidar bir tür şok doktrini mi uyguluyor? Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani her bir başlık kendi içerisinde ayrı ayrı bir şekilde değerlendirilebilir, ayrı bağlamlara oturtulabilir ama hepsinin ben aynı zamanda tek bir konseptin parçası olduğunu iddia ediyorum. Yani tüm bu meseleyi uzunca bir süredir aslında benim seçimle gitmeme konsepti olarak adlandırdığım yaklaşık bir yıldır bu kavramı kullanarak Türkiye'yi okuma taraftarıyım ben. Bu konseptin içine yerleştirebiliriz. Benim kastettiğim şey esas olarak şuna işaret etmeye çalışıyorum. Türkiye'de seçimlerin ne zaman yapılacağından ziyade bir serbest seçimin yapılıp yapılmayacağı esas olarak tartışılmalı. Serbest seçimlerle kastettiğim şey de şu, evet kağıt üzerinde serbest bir seçimden bahsedebiliriz ama pratikte iktidar bu seçimleri Fatih'in evet Fatih'le bağlantıda bir sorun var. Evet, Fatih bizi duyabiliyor musun? Evet, sesinde kesintiler olduğu duyamadık ama. Siz beni duyabiliyor musunuz şu an? Evet, şimdi duyuyoruz. Seçimle gitmeme konseptinden ne anlaşılması gerektiğini söylüyordun. Oradan devam edersen çok sevinirim. Evet, oradan devam edeyim. Şimdi iktidar kendi eliyle kendisini %51'lik bir oya mahkum etmiş durumda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle. Dolayısıyla hem ittifaklara ihtiyaç duyuyor. Öte yandan da özellikle ekonomik kriz, bu kadar derinleşen ekonomik kriz iktidarın yapılabilecek bir seçimde %51 oy almasını giderek zorlaştırıyor. Dolayısıyla iktidar da serbest seçimleri serbest olmaktan çıkartacak arka arkaya bir takım hamleler yapıyor. Yani bunu son bir seneyi şöyle sıralayayım. Senin sıraladıklarının ötesinde son bir seneye baktığımızda işte bekçi yasası, sosyal medya yasası, barolar yasası, Ayasofya'nın açılması meselesi, bunların hepsi aslında bize gelmekte olanın işaretlerini veriyordu. Şimdiki bağlam ise birincisi HDP'nin kapatılması meselesi ki bunun davası açıldı. Öte yandan dar ve daraltılmış bölge üzerinden seçim sisteminin değiştirilmesi ve böylece iktidarın AKP-MHP bloğunun mecliste çoğunluğu sağlayabileceği bir durumun tesis edilmesi. Buna bir de tabii anayasa değişikliği tartışmalarını eklemek lazım. Yeni bir anayasa yapmaktan bahsediliyor. Dolayısıyla tüm bunlar dediğim gibi kendi içerisinde ayrı ayrı başlıklarda değerlendirilebilir ama iktidarın %51'i alma ihtimali giderek azalmış bir iktidarın ben öyle kolay kolay seçimlere gitmeyeceğim, seçimlere gidersem de bu seçim sizin bildiğiniz anlamda bir seçim olmayacak, kendi kazanabileceğim bir seçimi garantilemeden, bunu garantilemeden ben öyle kolay kolay seçime gitmeyeceğim mesajı olarak görünüyor bana. Hadi peki ama senin de işaret ettiğin bir şey var, %50+1 almak zorunda iktidar. Tam seçim güvenliğinin çok sağlanmadığını biliyoruz. Ama seçim sisteminde ne tür değişiklik yaparsa yapsın %50+1'i almak zorunda Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Ve yine kendi elleriyle yaptıkları bir şey. Meclisin fonksiyonu çok fazla yok. Dolayısıyla mecliste dar bölge seçim sistemiyle ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar %50+1'i almadıktan yani Cumhurbaşkanlığını almadıktan sonra iktidarları tehlikede. Anketler de son dönemde hep Recep Tayyip Erdoğan'ı geride gösteriyor. Hatta son Avrasya anketine göre hem Mansur Yavaş'ın karşısında hem Ekrem İmamoğlu'nun karşısında olası bir seçimde %10-12 puan geride. Ve muhalefetle seçimle gidecekler diyor. Nasıl olabilir? Yani seçimle gitmeme teorini biraz daha açmanı rica edeceğim. Tamam baskı yapabilirler vesaire ama en konu bir sandık kurulacak ve %50+1'i alan kazanacak. Şimdi o sandığın nasıl kurulacağı önemli. Birincisi bu. Senin de söylemiş olduğun üzere elbette ki parlamento seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı seçimleri ayrı ayrı, yani parlamento seçimleri için dar ve daraltılmış bölgeyi uygulayabilirsiniz seçim sistemini değiştirip, ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde %51 çıtasını herhangi bir şekilde şu an değiştirme şansınız yok. İşte anayasa değişikliği belki de bununla ilgili olarak gündeme getirildi. Yani öyle bir anayasa değişikliği yapılabilir ki birinci turda salt çoğunluğu kazanan aday Cumhurbaşkanı olacaktır diye bir düzenleme gündeme gelebilir. Böyle olup olmayacağını bilmiyoruz. Sadece spekülasyon yapıyorum şu an, bir ihtimal diye. Seçimle gitmeme konseptini ise yine bu bağlama yerleştirerek okuyacak olursak şunu söylemeye çalışıyorum. Birincisi, Türkiye seçime hangi atmosferde nasıl götürülecektir? Bunu bir düşünmek lazım. Yani özellikle 7 Haziran-1 Kasım arası yaşananlar hala hepimizin aklında. 7 Haziran seçim sonuçları fiili olarak tanınmamıştı ve sonrasında ülke ciddi bir kanlı atmosferle 1 Kasım seçimlerine götürülmüştü. Onun dışında örneğin 31 Mart seçimlerini hatırlayalım, İstanbul'da verilmeyen seçimleri, sonuçları resmi olarak tanınmayan. Onun dışında mühürsüz oyların kullanılmasını, kabul edilmesini hatırlayalım. Şimdi bunlar tüm başlıklarda geriye doğru bakıldığında bize önümüzdeki süreçte yapılabileceklerin işaretlerini veriyor. Yani şöyle olursa elbette ki muhalefetin kazanması mümkün. Yani her şey normalmiş gibi seçime gidilirse, koşullar serbest olursa, muhalefete siyaset yapma alanı tanınırsa, sandıkta hile yapılmazsa, evet, iktidar Türkiye'de serbest seçimler yoluyla değişebilir. Ama benim bakış açım şuraya işaret ediyor aslında. İşte iktidardaki neredeyse 20. yılına yaklaşan, devletleşmiş, yargıyı, yasamayı, yürütmeyi kendisine bağlamış, rejimi değiştirmiş, inşa etmiş, sadece Cumhurbaşkanlığı sistemiyle değil, 1923'ün kurucu felsefesiyle de hesaplaşan bir rejim inşa sürecine girmiş olan, aynı zamanda çok büyük ölçüde bir çıkar ortaklığına dayanan bu iktidarın ben serbest seçimlerle ve barışçıl yollarla iktidarı kolay kolay vereceğini düşünmüyorum açıkçası. Dolayısıyla muhalefetin de Türkiye'de sanki olağanüstü bir devlet biçimi, olağanüstü bir rejim yokmuş gibi olağan sınırlarla, sadece ittifakları korumayı gözeterek, sadece sandığı işaret ederek izlediği muhalefetin öyle ya da böyle iktidarın elini güçlendirdiğini, onun değirmenine su taşıdığını ve onun kafasındaki projeleri hayata geçirmesini kolaylaştırdığını düşünüyorum. Peki HDP'nin kapatılması davası burada nereye oturuyor? Yani şu açıdan soruyorum, HDP'yi resmen ittifak partiler arasında değil ama biliyoruz ki destek veriyor HDP. Yani ittifak var dememiz de yanlış olur ama seçim döneminde HDP bütün bu ağır baskıcı ortamın hafifletilmesi, en azından hafifletilmesi için bu iktidarın gitmesini istiyor ve muhalefete destek verecek gibi duruyor seçimlerde. HDP'nin kapatılması davasının sonucu sence ne olur? Bir öngörü var mı bu konuda? Bu davanın açılmasının bizatihi kendisinin anlamı nedir? Ben HDP'nin kapatılması davasının ötesine de geçebileceği kanaatindeyim. Yani bu dava yürürlüğe konursa, başlarsa eğer, muhtemelen beraberinde çok ciddi bir milliyetçilik dalgası da estirilecektir. Hem toplumsal hem siyasal yaşamda. Bunun üzerinden belki bir takım provokasyon girişimleri denenebilir. Bir takım küçük çaplı çatışmalar vesaire denenebilir. Bunları not etmek lazım. Bunun yanı sıra HDP'nin kapatılması meselesi aynı zamanda muhalefetin içerisine oynama da anlamına geliyor. Yani sadece HDP ile Millet İttifakı arasına değil, Millet İttifakı'nın kendi iç unsurları arasına da oynamak anlamına geliyor. Yani örneğin bakıldığı zaman İYİ Parti, işte Akşener durumu idare eden bir tavır sergilese de İYİ Parti'nin içerisindeki kimi isimlerin çok açıktan hem dokunulmazlıkların kaldırılması sürecinden hem HDP'nin kapatılması sürecinden gayet memnun olduklarını görüyoruz. Yani oraya dair bir itirazları olmadığını görüyoruz. Böylesi bir yarılma, yani muhalefet bloğunun içerisindeki yarılma, muhalefetin milliyetçi rüzgarlar karşısında dik duramaması, kendi iç uyumunu kaybetmesi, öte yandan HDP'nin şeytanlaştırılması sürecine dahil olması şu anlama da gelebilir. Yarın bir gün örneğin HDP ya da Kürt seçmen iktidar bloğuna oy vermeyi tercih etmeyebilir, doğru, ama benim şeytanlaştırılma sürecimin karşısında durmayan bir muhalefete neden oy vereyim sorusunu kendi kendine sorabilir. Elbette ki ehvenişer burada devrede olacak ve hem HDP hem Kürt seçmen, işte Demirtaş'ın bir zamanlar söylediği gibi, muhtemelen bağrına taş basıp oy verecektir. Ama benim anladığım, gördüğüm şey, iktidar HDP seçmenini muhalefet partilerine nasıl oy verdirmeyiz gibi bir hesap da yapıyor. Yani mesele sadece HDP'nin kapatılması ve sonrasında seçime sokulmaması değil, HDP seçmeninin muhalefet partilerine verebileceği desteğin zeminini de ortadan kaldıracak bir milliyetçilik rüzgarı önümüzdeki dönemde estirilebilir. Fatih, çok az süremiz kaldı. Birkaç cümleyle İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini nasıl değerlendirirsin? Şu açıdan soruyorum. Esasen toplumun genelinde İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin bilgi zayıf ama bir destek var. Bilenlerin desteği en azından yüksek. Böyle bir adımı neden attı? Çünkü çok dar bir İslamcı kesim dışında İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını isteyenlerin sayısı da azdı. Bu riskli bir adım değil miydi? Risk mi değil mi? Ben ondan çok emin değilim. Çünkü kartını daha açık etmeye, kartı daha açık olmaya Fatih'in sesi kesildi. Sonuna da gelmiştik zaten. Bu kısımla ilgili belki önümüzdeki günlerde yeni bir değerlendirme alırız Fatih'ten. Bağlantılarda hemen alalım. Kemal, duyabiliyor musun beni? Ben seni duyuyorum. Şimdi, kesilmişti. Baştan alırsak Fatih. Elbette. Çok kısaca şunu söyleyeyim. Ben İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının AKP'nin İslamcı bir rejim inşa sürecinin bir parçası olduğunu, en genel anlamda buraya yerleştirmek gerektiğini düşünüyorum. Özellikle son bir senedir LGBT'lerin iç düşman kategorisine dahil edilmesi ve yine şeytanlaştırılması meselesi de bu işin bir parçası ve öte yandan belki de en sonuncusu özellikle Saadet Partisi'ne uzatılan bir buket çiçek olduğunu düşünüyorum. Bugün Milli Gazete'nin manşetinde şöyle yazıyordu: milli mücadeleyi kazandık. Yani Saadet Partisi İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını bir milli mücadele olarak görüyormuş ve burada da en büyük payı kendisine çıkartıyor. Yani HDP'nin kapatılması örneğin MHP seçmenine ve MHP'ye uzatılan bir çiçekse, bu İstanbul Sözleşmesi'nin de Saadet'e yönelik bir böyle nitelik taşıdığını, dolayısıyla AKP'nin kendi ittifaklarını konsolide etme, Fatih'e teşekkür ediyoruz. Sanırım o da zaten son cümlesini söylemişti. İnternet yüzünden arada böyle aksilikler yaşıyoruz. Fatih, uzun ve açıklayıcı, aydınlatıcı değerlendirmelerin için çok teşekkürler. Biz de bir araya gidelim. Bir 10 dakikalık aramız olacak. Saat başında Medya Kritik'te devam edeceğiz. Ömer Faruk Gergerlioğlu konuğumuz olacak. Haberlere ve medya eleştirilerine de yer vereceğiz. 10 dakika sonra görüşmek üzere.